Kuruluş ve kurtuluşun müstesna şehri Kütahya. Her köşesinde tarih ve kültürün harmanlandığı şehir. Padişahların, şehzadelerin, seyyahların şehri. 7000 yıllık bir tarih. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş medeniyetler şehri Kütahya. Türkiye'deki ilk ve tek Çin'i müzesi. 1766 yılında imzalanan ve dünyadaki bilinen ilk toplu iş sözleşmesinin yapıldığı şehir. Frig, Roma ve Bizans'tan Selçuklu ve Germiyan oğullarına, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan benzersiz bir tarihi hafıza. Dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi ile ünlü masalcı Ezop'un doğduğu, medeniyetler beşiği, bereketli toprakların şehri Kütahya. Kültürel, tarihsel ve mimari zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir tarih turuna çıkmak isteyenlerin başlangıç yeri Kütahya. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." ileri komutunu verdiği, kutlu bir zaferin kazanıldığı şehir Kütahya. Kütahya'nın simgesi olarak bilinen Çin'i motifli vazosu misafirlerine hoş geldiniz diyor. Eski Kütahya konak kültürünün en güzel örneklerinin yaşatıldığı Germiyan Sokağı'nda tarihi solumaya ne dersiniz? Macaristan Anayasa Taslağı ve Türkçe sözlüğü hazırlayan Macar Özgürlük Savaşı'nın önderlerinden Lajos Kossuth'un ailesi ve yakınlarıyla 2 yıl misafir edildiği Macar evi, Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerindendir. Volkanik kayalara kültürlerini kazıyan mağaralar, kaya mezarları ve açık hava tapınaklarıyla Anadolu'daki önemli medeniyetlerden biri olan Friglerin yaşadığı Frigya Vadileri, 500 kilometre uzunluğuyla uluslararası standartlara göre işaretlenmiş Frig yürüyüş yolu, doğa yürüyüşü tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilen en parlak dönemini milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan Aizonai antik kenti tüm ihtişam ve güzelliğiyle hala ayakta kalabilmiş Zeus Tapınağı, dünyadaki ilk ticaret borsa yapısı, stadyum, amfiteyatrosu ve antik köprüleriyle adeta bir açık hava müzesi. Milattan sonra 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılan, şehre hakim bir tepede bulunan ünlü seyyah Evliya Çelebi'ye göre 72 burca sahip, 3 bölümden oluşan Kütahya Kalesi, ilk günkü sağlamlığı ve heybetiyle dimdik ayakta duruyor. Kütahya, manevi mimarların eserlerinin ince ince, ilmik ilmik dokunduğu şehirdir. Yoncalı, Alaaddin Keykubat Camii ve Külliyesi, Hıdırlık Mescidi, Balıklı Camii sizi Selçuklu'ya götürürken, İshak Fakih Külliyesi ve 2. Yakup Külliyesi ile gözlerinizi Germiyan oğullarının estetik zevkine açacaksınız. Ulu Camii, Dönenler Camii olarak da bilinen Mevlevi Hane'de size Osmanlı'nın tüm dünyaya yayılmış mimari güzelliklerini seyretme zevkini tattıracaktır. Cihan Devleti'nin temellerini atan Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ninesi, Devlet Ana olarak bilinen Hayme Ana'nın kabri Domaniç ilçesi Çarşamba Köyü'nde siz ziyaretçilerini bekliyor. Hayme Ana, torunu Osman Gazi'yi çocukken salladığı rivayet edilen Mızık Çamı ismiyle bilinen yaklaşık 1000 yıllık çam ağacı Domaniç ilçesi Domur Köyü'nde tarihe tanıklık ediyor. 30 Ağustos 1922'de yapılan, bizzat Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sevk ve idare edilen Başkomutan Meydan Muharebesi Dumlupınar ve Zafertepe Çalköy'de kazanılmıştır. Başkomutan Tarihi Milli Parkı alanında bulunan şehitlik ve anıtlarımız, kahraman milletimizin akıllara durgunluk veren zafer ve kahramanlık öyküleriyle doludur.
Kütahya bir tabiat harikasıdır. Su sesleri kimi zaman bir dere olur akar, kimi zaman kaplıcalardan şifa olur süzülür. Çamlıca, Enne Barajı, Domaniç Topuk Yaylası Tabiat Parkları, Gediz Murat Dağı, Simav Gölcük Yaylası, Eğrigöz Kalesi, İki Taş Kanyonu ve Merkez Kumarı Köyü'nde bulunan hala meyve veren bin yıllık kestane ağacı, Kütahya'nın görülmeye değer muhteşem doğa güzelliklerinden sadece birkaçıdır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kütahya için binden fazla kayalardan akan buz gibi suları vardır diyerek bizlere Kütahya'nın bir su cenneti olduğunu anlatmıştır. Doğal termal su kaynakları açısından ülkemizde ilk sırada yer alan Kütahya, termal kaplıcalarıyla eşsiz bir şifa kaynağıdır. Kütahya denilince Çin'i, Çin'i denilince Kütahya akla gelir. Kütahya Çin'i sanatı ve porselenin başkentidir. Kütahya'dan geçen her medeniyet Çin'i sanatını kendine göre yorumlamış ve bu harmandan dünyaca ünlü bir sanat doğmuştur. Göz musikisi sanatı olarak da nitelendirilen Çin'i, 14. yüzyıldan itibaren gelişerek günümüze kadar gelmiş ve UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girmiştir. Sıkıcıktan cimciye, tiritten gövece, enfes lezzetlerin yanında tavşanlı leblebisi, Gediz tarhanası, şapane pazarlar kirazı ve vişnesi mutlaka tadılması gereken yöresel ürünlerdir. Kütahya'nın binlerce yıllık medeniyetten süzülen kültürel değerleri de saymakla bitmez. Kütahya'ya özgü halk oyunları, zeybek, geleneksel kıyafetleri ve yöresel yemeklerinde yıllarca süren birikimin izlerini görürüz. UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları alanında yaratıcı şehir unvanını alan, her bir köşesinde tarihin, kültürün ve sanatın izlerini taşıyan bu kadim şehir sizleri bekliyor.